Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomda iPhone 13 Pro Max'in kutu açılışını gerçekleştireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda iPhone 13 Pro Max elimde. Telefon ben dışarıdayken geldi. Eve geldim, telefonu açamıyorum. Niye? Çünkü video çekeceğim. O yüzden sizlerle paylaşayım. Şöyle birazcık üstünü okuyalım. Designed by Apple California diye, tabii ki Çin'de üretildi. Bunun bir şurasından şöyle bir çıkartıyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle böyle çekiyoruz. Bir de bu alt kısımdan çekiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet, ters mi oldu? Bakalım. Hayır, evet. Evet, gördüğünüz gibi kutu oldukça küçük ve sade. Telefonumuz çıktı. Şöyle açalım. Hop. Hop, lambayı da gözüküyor, üst taraftan gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi sadece içerisinden sadece bir kablo çıktı. Şarj kablosu. Çıkartayım. Bu da şeymiş. Çok da uzun değilmiş. Ve şey bile yok. Şurasında yani üzerinde, ekran üzerinde jelatin bile yok. Yani bayağı bir minimize etmişler. Sözde doğayı korumak için, ama şuna bakalım bu neymiş. Yani bu klasik şarj sim kart takmak için. Bir tane sticker'ımız var. Kullanma talimatı falan. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şunu merak ediyorum. Şuradaki telefonla burun aynı, orijinali aynı boyutta mı? Evet. Aynı boyuttaymış. Onu görmüş olduk. Evet. Telefonumuzu açalım. Uzun zamandan beri Apple kullanmıyorum bu arada. Şarj falan olmuyormuş. Kardeşim. Evet, klasik ekranla geldik. Biz İngilizce kullanmayı tercih ediyoruz. United Kingdom diyoruz. Evet, Wi-Fi. Evet arkadaşlar, Trabzon Sümen'e Wi-Fi'mıza bağlanıyoruz. Esra şifre neydi? Evet, Wi-Fi'ye bağlandık. Şimdi devam ediyoruz. Birazdan aktif olacak. Şimdi bu telefonun kurulumunu yaparken biraz şeyden bahsedelim. Burada yanlış hatırlamıyorsam 1149 sterlin olarak geçiyor ücreti. Ama Türkiye'de aynı modele baktım. 19.000 TL gibi bir rakamla satılıyor aynı telefon. Evet, sanırım. Evet, iPhone'umuzun kurulumunu gerçekleştirmiş olduk şu anda. Henüz sim kart takmadım. Onları birazdan takıp kontrol ederim. İlk açılışta sizlerle paylaşmak istedim ilk açılışını. Benim tabi birazcık şeyden korkum vardı. Biraz ölçü olarak büyük. Hani bayağı büyük yani. iPhone 12 Pro Max alan arkadaşlar mesela şey yapıyorlardı. Birkaç kişi telefonu alıp sonra çok büyük olduğu için iade edip farklı model almaya falan kalkışmışlardı. O yüzden birazcık ben de acaba büyük sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyordum. Tabii bunu şu anda böyle anlayamam. Artık cebime falan soktuktan sonra göreceğim. Biraz da çizildi. 3 tane kamerası var. Sensörleri aynı bir şekilde. Zaten bu kameraların yerleriyle değiştirip yeni model diye piyasaya sürüyorlar sağ olsunlar. Benim için çok farklı oldu şimdi. Çünkü Huawei marka kullanıyordum telefonumu. Uzun zamandan beri Android kullanıyordum. Yaklaşık 3-4 yıldan beri. O yüzden Apple'a geçmek birazcık değişik oldu benim için. Bunun yanı sıra iPhone 12'den 12 Pro'dan geçilir mi muhabbetleri falan çok dönüyor. Bence kesinlikle geçilmez. Çünkü çok büyük bir fark yok. Hatta bazı mesela bundaki farklı özellik olarak hani sinematik özelliği falan var bunda. Onları da şu anda değil de dışarıda daha gün ışığında sizlerle
tekrardan çeker. Bu videonun sonunda o videoları da sizlere izletirim. Ama 12 Pro Max ve ona benzer uygulamalarda şöyle bir mevzular var. Aslında sinematik özelliğini işte Filmic Pro gibi uygulamalarla beraber kamerada kullanabiliyorlar. Burada da hani kullananlar var, birebir tanıdığım bildiğim. Aynı şekilde Apple'larda şu anda şöyle bir sıkıntı var. Ciddi anlamda bir stok problemi var. Ben telefonu aldım, 18 günde falan bana ulaştı. O yüzden yani sanırım çip falan yok. Ondan dolayı galiba. Böyle bir problem var. Yani paranla yani parasını verdiğiniz telefonu bile ciddi anlamda bekliyorsunuz. Beni şey şaşırttı. Şu ekrandaki yani jelatin, yanlış görmüyorsam evet, jelatin yok ekranda. Bu biraz garip geldi bana. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yok. Sadece telefon ve şu kablo. Yani yarın bugün bu kabloyu da göndermeyecekler diye korkuyorum yani. İlk zamanlar biliyorsunuz her şey oluyordu. Şarj aleti, hatta kulaklık bile oluyordu. Şimdi ben bunları aldım. Bunun yanı sıra şey yaptım. Şarj aleti aldım. Biliyorsunuz aslında kutunun içerisinde çıkması gereken şeydi. O da bu. Bunu harici olarak aldım. İngiliz, yani British prizi, bizim Türk prizlerinden farklı biliyorsunuz. Onu açayım. Bunu daha önceden açmıştım. O yüzden şöyle yırtamıyorum. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani aslında klasik düz bildiğiniz bir fiş. Sadece şeyi çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Şunu şöyle yapmışlar. Pratik. Gayet pratik ve sağlam bir şey. Burada da zaten neredeydi? Özellikle nereye yazıyordu? Şuradan okursak daha güzel olacak. 20 volt power adaptör olarak geçiyor. Bu da bu şekilde. Ama dediğim gibi bunları harici olarak aldım. Şunu 20 sterline aldım. Bunun yanı sıra bir de tabii ki bir kılıf gerekiyor. Kılıfı da yine bugün aldım. Kılıfı da açayım, sizlerle paylaşayım. Bunu hiç açmadım. Bu MagSafe özelliğiyle beraber silikon kılıf aldım. Silikon kılıf burada 49 sterlin. Türkiye'de 500 TL. Şunu şöyle açayım. Biraz MagSafe özelliği nedir? Onların üzerinden duracağız birazcık. Çıkmıyor. Tamam. Başka bir şey var mı bakalım? Başka bir şey yok. Sadece böyle. Bu MagSafe özelliği arkadaşlar temassız şarjı destekleyen şarj aleti. Yani normal bir tane şarj aleti aldığın zaman temassız özellikle olan şarj aletinin üzerine koyduğunda telefonu şey yapmıyor, şarj etmiyor. Ama bunda yapıyor. Genelde şöyle şu arkada yuvarlak falan oluyor ama ben onu sevmediğim için böyle bir şey almayı tercih ettim. Burada da zaten vurgulanmış. Yarın bir temassız şarj aleti alırsam bu onu desteklemiş olacak. Bakalım şöyle koyalım. Pardon. Evet. Yani telefonumuz kullanılmaya hazır bu şekilde. Şarj aletiyle kılıfıyla birlikte. Genel olarak ilk izlenimler bu şekilde. Size tekrardan bu videonun sonunda da video ve fotoğraf örnekleri koyarım. Artık daha kaliteli videolar çekmeyi umuyorum. Şimdilik bu kadar detaylar. Zaten teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten her yerde bu özellikler var. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi sizlere sinematik özelliğini göstereceğim. Benim yüzüm şu anda net olmalı. Yönetmenimiz Esra Hanım'a soruyoruz. Net mi? Tamam. Şimdi yan taraf net. Benim yüzüm flu olmalı. Evet. Sinematik özelliği bu şekilde. Tahminimce tamamen yazılımla yapılan bir şey. Çünkü bazen böyle bazı şeyleri denediğimde flu olan kısımların kenarları pütür pütür oluyor. Muhtemelen yazılımsal bir özellik. Şimdi de diğer modlarda fotoğraf çekeceğim. Onları izleyebilirsiniz.